43. problem. Hangi yargı gelecek denklemin grafiğini tanımlar? x kare artı y kare artı 4x eksi 6y eksi 3 eşittir 0. Aslında bunu standart konik kare formatına uyarlayabiliriz. Orijinal telaffuzunu bilmiyorum. Bunu x ve y'yi tam kareye tamamlayarak yapabilirsiniz. Sanırım bunu yardımcı polinomu olarak isimlendirebiliriz. Sonra ne tür konik bölümlere ayrıldığını hatırlamalısınız. Şimdi x ve y terimlerini ayıralım. x terimleri için mavi rengi kullanacağım. Elimizde x kare artı 4x var. Bu değeri tam kare yapan bir şey ekleyeceğiz. Şimdi ne ekleyeceğimizi anlayabilirsiniz. Diyelim ki 4 ekleyeceğiz. Çünkü x kare artı 4x artı 4, x artı 2'nin karesidir. Şimdi mor renkte yazıyorum, sonradan ne eklediğimizi hatırlayalım. Bu şimdi ortaya çıktı. Sol tarafa bir ekleme yaptığım için eşitliğin diğer tarafına da 4'ü eklemeliyim. Pekala, şimdi de y terimlerini kahverengiyle yapayım. Artı y kare, eksi 6 y. Peki buraya ne eklemeli? Eksi 6'nın yarısı eksi 3. Eğer eksi 3'ün karesini alacaksam, yeniden mor rengi kullanıyorum, 9 eder. Tabii ki eşitliğin sağ tarafına da 9 eklemem lazım. Burada gördüğümüz değerler y eksi 3'ün karesine eşit. Burada da eksi 3 var. Şimdi terimleri yeniden yazalım. Burayı x artı 2'nin karesi yapabilmek için 4 ekledim. 9'u da y eksi 3'ün karesini oluşturabilmek için ekledim. Eksi 3'ü şimdilik burada tutuyorum. Farklı bir renkle göstereceğim. Eksi 3, 4 artı 9'a eşit. 4 artı 9, 13 eder. Şimdi eşitliğin her iki tarafına da 3 ekleyelim. Dolayısıyla x artı 2 karesi artı y eksi 3'ün karesi 16'ya eşit. Bu denklemi dikkate aldığımızda bir daire denklemi formunda. x eksi a kare artı y eksi b kare eşittir r kare. Dairenin merkezi nerede? Burayı 0 yapan herhangi bir x değeri ki o da eksi 2, burayı 0 yapan y değeri eksi 2'ye 3 dairenin merkezi. Dairenin yarıçapı kök 16'ya eşit. Yani yarıçap 4 olacak. Eksi 4 olamaz. Yarıçap negatif değerler alamaz, değil mi? Eksi 2 3 noktası yarıçapı 4 olan bir daire. Bu D şıkkı. 44. probleme geçelim. 5 üzeri x eşittir 17 denkleminin çözümü nedir? 5 üzeri x eşittir 17. Bunu logaritma formatında yazabiliriz. 5 tabanında 17 x'e eşit. O zaman logaritma formatına tekrar yazalım. Bunun anlamı logaritma 5 tabanında 17 x'e eşittir demek. İki denklem birbirine eşit. Tabii ki bu denklem hesap makinelerinde kullanışsız çünkü log 5 işlevine sahip değiliz. Şimdi eşitliğin kollarını değiştirerek yazıyorum. Sadece daha kolay görünsün diye. Daha önceki Khan Academy logaritma videolarına kanıtlamıştım ama genel bir özellik var. Onu buraya yazacağım. Eğer x b tabanında log a'ya eşitse ki o da 10 tabanında log a bölü 10 tabanında log b'ye eşittir. Sadece aynı tabanı seçmeliyiz. Yalnızca taban var. 10 tabanında a bölü 10 tabanında b var. İstediğiniz logaritmayı uygulayabilirsiniz ama hesap makinalarında 10 tabanı var. Bu yüzden daha uygun. Yani x 10 tabanında log 17 bölü 10 tabanında log 5 diyebiliriz. Bu şıklarda olmalı ve d şıkkı. Evet, bir sonraki soru 45. problem. 45'i tekrar aşağıya yazıyorum. Eğer 10 tabanında x eksi 2 eşitse x'in değeri nedir? Onun eksi ikinci kuvveti x'e eşit. Logaritma tabanı hangi üsse çıkartırken logaritma fonksiyonundan ne elde ettiğimizi gösteriyor. Eğer 10 tabanını eksi 2'ye çıkarırsam x elde ederim. 10 üzeri eksi 2. Bu da 1 bölü 10'un karesine eşit ki bu da 1 bölü 100 x eder ve bu da c şıkkı. 46. problem. Hangi denklem için 3 tabanında 1 bölü 9 x'e eşittir? Denklemi aynı 45. soruda yaptığımız gibi yapalım. Burada 3 üzeri x 1 bölü 9'a eşit diyor. Bunu yeniden yazalım. 3 üzeri x 1 bölü 9'a eşittir. Bu şıklarda var mı? Var. C. Evet bu biraz kolaydı galiba. Sadece logaritma tanımını bilmeniz yeterliydi. 47. problem. Ekranı temizleyelim, renkleri değiştirelim. Soruyu kesip yapıştıracağım çünkü bu soru biraz farklı. Soruda hatalı işlemi bulmamız isteniyor. Bize verilen değeri sadeleştirirken yapılan ilk hatayı soruyorlar. Birinci adımda 4 tabanında log 4 bölü 64'ün 4 tabanında log 4 eksi 4 tabanında log 64 olduğu verilmiş. Doğru. Logaritmada bölme yaparken ya da logaritmik fonksiyonları değiştirirken yaptığımız şey üstteki log tabanını alıp alttakinin log tabanından çıkarmakla eşdeğer. Aslında aynı tabandaki iki sayıyı böldüğümüz zaman üstlerini çıkarmış oluyoruz. Bunu önceki videolarda kanıtlamıştık. Evet, bu adımın doğru olduğunu bilmemiz yeterli. 4 tabanında log 4 kaça eşittir? 4'ün kaçıncı kuvveti 4 eder? Tabii ki 1. Peki 4'ün kaçıncı kuvveti 64 eder? 4'ün karesi 16, 4 üzeri 1 eşittir 4, 4'ün karesi eşittir 16, 4 üzeri 3 eşittir 4 çarpı 16, o da 64 eder. Yani 64, 4 üzeri 3'e eşittir. Yani bu 3. Bakın logaritma 4 eksi 16, yani burada 3 olmalı. Bu eksi 3'e eşit olmalı. Dolayısıyla ikinci adım yanlış olan ilk adım. Log 4 bölü 64 yanlış açılmış. Bunun 16 olduğunu düşünmüşler. Sanırım 64'ü 4'e böldüler. Bu aslında 4 üzeri 3 eşittir 64. Yani buradaki sonuç 3. İkinci adım ilk yanlış adım. Sıradaki soru. Bunu da kopyalayıp yapıştıracağım. Bu da ilginç bir soru. Kopyalayıp yapıştırıyorum çünkü özel soruları mümkün olduğu kadar ekranda göstermeyi seviyorum. 48. problem. Ceyda, Mehmet, Şaban ve Burak tahtada aynı soruyu çözdü. Çözümleri aşağıda gösterilmektedir. Öğretmenleri iki öğrencinin doğru sonucu bulduğunu fakat birinin doğru yöntemle sonuca gittiğini söylüyor. Bize hangi çözümün tamamen doğru olduğunu soruyorlar. Çözümleri şimdi göstereceğim. Bakalım öğrenciler ne yapmış? Görünüşe göre üstlerle uğraşacağız. Elimizde x üzeri 3 çarpı x üzeri eksi 7 var. Bu şimdiden yanlış. Çünkü x üzeri eksi 7, 1 bölü x üzeri 7'ye eşittir. Bu 1 bölü x üzeri 7. Kuvvetin işareti pozitif olmalı. Bu yüzden çözüm yanlış. x üzeri 3 çarpı x üzeri eksi 7 ki bu x üzeri 3 bölü x üzeri 7'ye eşittir. Bu da 1 bölü x üzeri 4'e eşit. Doğru değil mi? Çünkü bu x üzeri 3 eksi 7'ye eşit. Yani x üzeri eksi 4 x üzeri eksi 4, 1 bölü x üzeri 4'e eşit. Şaban'ın çözümü doğru görünüyor. Farklı bir yaklaşım olsa da bu onun direkt olarak 1 bölü x üzeri 4 sonucuna gidiş yolu. Bir adım atlamış olabilir. Mehmet'in çözümü x üzeri 3 bölü x üzeri eksi 7. Evet, Ceyda ile aynı hatayı yapmış. x üzeri eksi 7 paydaya gelince x üzeri 7 oluyor. Yanlış. Evet, Burak bu adımı doğru geçmiş ama sonrasında x üzeri eksi 4 olmalı, yanıt doğru değil. O zaman sonucu doğru bulan tek kişi Şaban. Bir sonraki videoda başka sorular çözmek dileğiyle, hoşçakalın.